Şimdi nasılsınız? Neler hissediyorsunuz? Duygu ve düşüncelerinizi alayım. Vallahi heyecanlıyız. Aynı zamanda stresliyiz. Çocuklarımız bu pandemi sürecinde elinden gelen her şeyi yaptı. Çalıştılar. İnşallah da haklarının karşılıklarını alacaklarını düşünüyoruz. Hepsine başarılar diliyoruz. Herkes gibi heyecanlı sadece. Evde çalıştı. Kendisi matematikten özel ders aldırdı. Tabii heyecanlı, tabii ki heyecanlı. Onun için önemli. İyi bir liseye giderse iyi olur. İnşallah iyi geçer. Şu an tabii yüksek bir heyecan var. Endişe de var. Hani heyecan yaparlar mı yapmazlar mı diye. Yani yapacağını zannetmiyorum gerçi. İlk anda biraz olabilir ama ufak bir zaman sonra atlatacaktır diye düşünüyorum. Öğretmenlerimiz çok yardımcı oldu. Uzaktan eğitim yaptık. Malum bir korona süreci vardı. Bol bol soru çözdük. Testler çözdük. Umutluyuz. Beklentimiz yüksek. Bekliyoruz. Pandeminin getirdiği evde hapis dönemlerimiz vardı maalesef. Keza bunların yanında çocukların bu ağır sorumluluk karşısındaki kaygı yönetimi bizler için zordu. Onlar için ne kadar zorsa. Tonguç'tan faydalandık biz de. Tonguç Akademi'den üyeliği vardı kızımın da. Çok faydasını gördüm. Biz de heyecanlıydık, bayağı heyecanlıydık. Matematikte bayağı zorlanıyor. Matematik ve İngilizce'de. Peki okul devam ettiği sürede çocuk nasıl hazırlandı? Dışarıdan bir destek aldınız mı? Yani bir dönem ders aldırdık. Ondan sonra baktık okuldaki derslerini olumsuz etkiledi bu. İşte ek kitaplar, test kitapçıkları, internetteki kaynaklar. O şekilde bireysel olarak çalıştı. Tonguç'u tercih etti. YouTube kanalından, işte internet sayfasından falan çok faydalandık. Yani çocuğun aklına çok daha kolay giriyordu oradan çalıştığında. Vallahi heyecanlıyız çocuklar gibi biz de. Onlar sonuçta hepimizin geleceği. Bu süreç biraz bizi hepimizi etkiledi. Hepsinin hakkında hayırlısı olsun diyoruz. Bütün çocuklarımız için hayırlı olsun diyoruz. Hayırlı yerler kazansınlar.